Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulamamız ne derseniz kuluçka makinesi kullananlar için çok güzel bir uygulama aslında. Bildiğiniz üzere kuluçka makinesinde yükleme yaptığımızda kağıt ve kalemle tarihi not alıyoruz ki çıkım zamanını öğrenelim, ona göre kendimizi hazırlayalım arkadaşlar. Ancak bu çok verimli olmuyor. Yani mesela tek bir yükleme yapanlar kullanabilir ancak kağıt kalemi adam 3 tane 4 tane yumurta yüklüyorsa farklı hepsini ayrı ayrı yazması biraz zor olacak ve aklını karıştıracaktır. O yüzden güzel bir uygulama yapmışlar bunun için. Kuluçka takip adında. Bu uygulamamızda arkadaşlar her kanatlı hayvana özel kuluçka süreleri ve kuluçka tarihlerini ayarlıyor. Daha sonra çıkıma alacağınız gün mesela yumurtaları size bildirim yolluyor. Yumurtayı çıkıma almanız gerektiği için. Çıkım gününe yine size bugün çıkım günü diye bildirim yolluyor arkadaşlar. Siz oradan mesela seçiyorsunuz. Birazdan size detaylı göstereceğim. Ona göre biz size kuluçka süresi ayarlıyor arkadaşlar. Şimdi kameraman yaklaş. Şöyle gördüğünüz adına arkadaşlar kuluçka takip diye geçiyor. Play Store'da var. iOS'ta var mı bilmiyorum. Ona siz bakarsınız. Buradan aç diyelim, uygulamamıza girelim. Uygulamaya girdikten sonra böyle bir ekran geliyor. E-posta ve parola soruyor arkadaşlar. Eğer bu uygulamaya önceden üyeliğiniz varsa direkt e-posta ve parolanızı yazaraktan girebilirsiniz. Ancak yoksa şuradan üye ol diyebilirsiniz. Burada isim, e-posta ve parola istiyor. Onunla da uğraşmak istemezseniz daha kolay yolla Google hesabınızla veya Facebook hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Ben hemen Google hesabına giriş yapacağım. Bu arada uygulama içinde bazen reklam çıkabiliyor arkadaşlar. Bu reklamları kapatmanız lazım. Evet, şu an ana ekranımız geldi arkadaşlar. Bu ana ekranda gördüğünüz gibi kuluçka ekleği var. Kanatlı doktor var. Yem, ekipman, malzeme vesaire. Burada bir sürü şey var arkadaşlar. Daha sonra buradan gördüğünüz üzere arkadaşlar en üstte kuluçka ekle yazıyor. Bu kuluçka ekleye tıkladığımız zaman burada aktif kuluçkalar ve tamamlanan kuluçkalar adına 2 adet bölme çıkıyor arkadaşlar. Aktif kuluçkalara girdiğiniz zaman şuradan artı butonuna tıklıyorsunuz. Hemen tıklayalım. Gördüğünüz gibi güvercin, kafes kuşları, tavuk, bıldırcın, hindi, keklik, ördek, kaz, deve kuşu ve diğer kuşlar. Bir de doğal kuluçka adında bir bölüm var arkadaşlar. Mesela biz tavuk yumurtası yükleyeceğiz. Tavuğa tıklıyoruz arkadaşlar bir kere. Burada gördüğünüz gibi resim seç diyor. Burada tavuk resmi var. İsterseniz siz buradan tıklayaraktan tavuğunuzun fotoğrafını çekebiliyorsunuz veya galeriden ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra burada kuluçka yumurta ırkı diyor. Mesela mavici yumurta yüklüyorsanız buraya mavici yazacaksınız. Hemen yazalım mesela. Şöyle mavici yazalım. Burada bakın otomatik olaraktan kendisi ayarlıyor kuluçka süresini. Tavuk 21 günde çıktığı için burada 21 gün olaraktan ayarladı. Daha sonra burada yumurta sayısı var arkadaşlar. Bu yumurta sayısına tıklıyorsunuz. Diyelim ki biz 30 adet yumurta yükledik. Buraya 30 adet yazıyoruz arkadaşlar. Biz buraya daha sonra makineye yükleme tarihimizi yazacağız. Bakın burada 6. ayın 3'ünde 2021'de başlangıç diyor. Mesela biz bunu 1 yapalım arkadaşlar. Bunu 1 yaptığımızda otomatik olarak kendisi burayı ayarlıyor. Bakın burası az önce 21'de 19 oldu. Bakın tekrardan göstereyim. Bunu 3'e çektiğim zaman da orası 19'du. Tekrardan 21 oluyor arkadaşlar. Yani çıkım sepetine aktarma tarihini kendi otomatik ayarlıyor ve bildirim yolluyor arkadaşlar. Biz bunu 1 olaraktan ayarlayalım şimdi. Burada gördüğünüz gibi ayın 19'unda yani bu yumurtaları çıkıma almanız lazım. Döllü yumurta sayısı diyor. Bunu arkadaşlar yumurtaları bir haftalık olduktan sonra dör kontrolünü yapıyorsunuz. 30 yumurtanın diyelim ki 25 adet döllü var. 25 adet yazıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Ekstra olaraktan bir not eklemek istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Ve notunuzu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da geçelim. Ardından şuradan kaydete basıyorsunuz arkadaşlar. Biraz bekliyoruz ve kuluçka kaydımız başarılı şekilde oluştu arkadaşlar. Tamam diyoruz. Burada bakın gördüğünüz gibi şeyimiz çıktı arkadaşlar. Mesela ırk mavici ırk olaraktan çıkıyor. Kuluçka bitiş tarihimiz 22'sinde bitecek. Kalan süremiz burada 19 gün yazıyor. Geçen süre 2 gün gösteriyor. 1'i ayarladığımız için. Kuluçka başlangıcı 1. ay 6. ayın 1'inde başlamış arkadaşlar. Türü de tavuk olaraktan yazıyor. Burada %9 olaraktan yazıyor. Yani yumurtanın oluşum aşamasını gösteriyor. %100, %10, %20 gibi yumurtanın içindeki civciv ne kadar oluştuysa onu gösteriyor. Şu an civcivimizin %9'u oluşmuş bulunmakta. Tabi siz sadece burada bir tane eklemeyeceksiniz arkadaşlar. Tavukla birlikte başka şeyler de eklediniz. Buraya tekrardan tıklıyoruz. Bıldırcını da ekleyelim. Bakın bıldırcında da kuluçka süresi 17 gün yazıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere.
Yine buradan resim ayarlayabiliyorsunuz veya kendi orijinal resmini kullanabiliyorsunuz. Yumurtalık diyor mesela, buraya da Japon yazalım arkadaşlar. Şöyle Japon. Tamam dedik. 17 gün arkadaşlar. Tabi bunu buradan yine siz değiştirebiliyorsunuz. Mesela 18 gün vesaire yapabilirsiniz. Ancak değiştirmemize gerek yok. Çünkü bunlar ayarlanmış günler arkadaşlar. Sizin bununla oynamanıza gerek yok. Buna da mesela 20 yumurta diyelim arkadaşlar. Şöyle 20 yazalım. Bunu da yine ayın 1'inde yüklediğimizi farz edersek arkadaşlar. Bakın 15'inde de çıkımı alıyorsunuz. 17 gün olduğu için 2-3 gün önceden bunda çıkımı almış oluyorsunuz. Dörtlü yumurta sayısını da yine ayarlıyorsunuz. Buradan hemen 20'de 20 yapalım mesela. Not ekliyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. Yine bu da aynı şekilde kaydını gerçekleştiriyor. Bakın arkadaşlar mesela bıldırcın daha erken çıktığı için oluşum oranı %11 gösteriyor. Burada %9 gösteriyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde kuluçka makinenizi takip edebilirsiniz. Bu kağıttan daha avantajlı olacak arkadaşlar. Ve daha düzenli olacak. Mesela burada hangi yükleriniz ne zaman çıkacağını anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela iki tür bıldırcın yüklerseniz, biri Ukrayna biri Japon, hangisi önce çıkacağını buradan öğrenebilirsiniz. Çünkü ırklar burada yazıyor arkadaşlar şu şekilde. Yine burada çıkım tarihi ve türü de yazıyor. Bakın üstüne tıkladığınız zaman da detayını gösteriyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan kuluçkayı düzen, şöyle göstereyim hatta size tekrardan. Üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Şuradan kuluçkayı düzenle diyorsunuz. Döllü yumurta sayısını buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. En başta bir hafta boyunca yazmıyorsunuz. Bir hafta sonra yazıyorsunuz ve güncelle butonuna tıklıyorsunuz. Bu kayıt düzeliyor tekrardan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve bu kuluçkalar bittiğinde tamamlanan kuluçkaya buraya gelecek arkadaşlar. Siz buna sadece tavuk ve bıldırcın da değil, gördüğünüz gibi güvercin sürenize, işte hindi, keklik, ördek, kaz, deve kuşu, diğer dedi arkadaşlar muhabbet kuşu vesaire yumurtasını yükleme yapıyorsanız eğer, veya papağan, bunları da buraya ekleyebiliyorsunuz. Siz kendi tabii, o zaman buna tıkladığınız zaman mesela şöyle göstereyim. Günü vesaire kendiniz yazmanız gerek arkadaşlar. Fotoğrafı yine buraya kendiniz ekliyorsunuz. Mesela muhabbet kuşu kaç günde çıkıyor? 20 günde çıkıyor diyelim. Onu tam bilmiyorum ama oraya yazdığın zaman muhabbet kuşu için kuluçka süresini oluşturuyor. Mesela hayvanınızın altındaysa kaçıncı gün çıkacağını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Doğal kuluçka dediği de arkadaşlar, tavuğunuzun altındayken buraya yine yazıyorsunuz. Bu kuluçka makinesinde değil de tavuğun altında. Yani buna sadece başlangıç tarihini yazıyorsunuz. Zaten tavuk kendisi onu ayarladığı için çıkım zamanında yine kendisi alarmını verecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu uygulamanız da gayet sağlıklı bir uygulama ve çoğu kişinin işine yarayacağını düşünüyorum. İnşallah sizler de bu uygulamadan kullanarak yararlanabilirsiniz. Bunun açıklamaya linkini bırakacağım arkadaşlar, indirme linkini Google Play'in. iOS'ta da belki vardır belki yoktur, ondan tam emin değilim. Ancak Google Play'den rahatlıkla ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ayrıca bu uygulama sahibinde içindeki numaradan arayıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.